NBA hoş geldiniz. Playoff dönemi geldi sonunda. Sezonun en yani janjanlı dönemi. Ben de aslında bu videoyu daha önce yapmak isterdim ama NBA'nin son takımı o kadar sıkışık ki. Yani cumartesi playofflar başlıyor. Cuma gecesi play in maçları var. 1-8 eşleşmesi belli değil. Hani önceden o ilk belli olan 4 eşleşme yapayım desem bölük bölçük 2-3 video atmam lazım. Çok kafam karıştı. Dedim ki neyse de hepsini bir yapayım. En yani kötü bir gün geç gireceğiz. Evet ben de bu videoyu... Maalesef playoff'ların ilk günü yapamıyorum ama pazar günü yani bugün kaydettiğim gün inşallah siz de izleyeceksiniz. Bu sıkışık takvim gerçekten her sene daha zorlayıcı olmaya başladı. Ama bence bizim müthiş bir playoff bekliyor. Şimdi bu videoya geçmeden önce minik bir giriş yapacağım. Vereceğim bazı istatistiklerin nereden olduğuna dair. Özellikle Offensive ve Defensive Rating detaylarının her sene olduğu gibi vereceğim yine ama bu sene çok anlamlı değil. Bazı takımlar çünkü tamamen değişti sezon başına göre. Brooklyn Nets gibi mesela. Bazı takımlar son iki hafta inanılmaz rölantide geçti. Bazı takımlar son hafta neredeyse hiç oynamadı. Bazıları full e, rotasyonla oynattı. O yüzden hani bu istatistikleri vereceğim ama bu sezonki güvenilirlikleri birazcık tartışmalı. Bunları yine Garbage timeların atıldığı ve öyle hesaplandığı e, the Glass'tan alacağım. Geri kalan istatistiklerin hepsi NBA'in kendi e, istatistik sayfasından olacak. Bir de şunu belirtmem lazım. Artık sezon yapısı bayağı bir değişiyor. Ee, özellikle bu sezon bu ekstra ortaya çıktı. Yani sezon başı izlediğiniz bir takımı sezon sonu aynı bulmak çok zor. Hani sadece ileri gitmek anlamında değil kadro yapısı olarak da, koç olarak da, genel mentalite olarak da özellikle son dönem performansları çok değişebiliyor. Sakatlıklar da buna etkili tabii. Ee, bu kadar değişkenin olduğu bir yerde tabii batıda rekabet inanılmaz arttı. Özellikle de son dönemde takımlar çok sıkıştı ve belki de son yılların e, tahmini en zor ilk turlarından biri oluştu Batı'da. Zaten e, detaylara girince göreceksiniz. Valla ben de bayağı bir zorlandım bu sene. Yani tahmin, skor tahmininden çok iki takımın da aslında birbirine karşı nasıl oynayacağını, nerelerde zayıf, nerelerde güçlü kalacağını öngörmek biraz zor olmaya başladı. Onun dışında e, bu yığılmanın e, yarattığı sonuçlardan birisi de Tabii ki e, takım kadrolarının derinliğinin önemi oldu. Burada benim e, daha kişisel çıkarımım ya artık playofflar yaklaştığında sezonu daha stabil geçiren, e, işte kadro derinliği daha yüksek olan, sakatlıklardan uzak kalan, mental olarak birbirine daha yakın, fazla didişmeyen, tartışmayan koçun koçül arası iyi olan takımlar e, bütün sezon daha stabil geçiyorlar ve playofflara daha iddialı hale geliyorlar. Kim bu takımlar? Mesela bu sezon yine Boston, Milwaukee. Keza Philadelphia, Denver. Memphis buraya girebilirdi ama o da son bir iki ayda fena karıştı onlarda. Onların durumunu yine konuşacağız tabii. Ama genelde bu takımlar ağırlıklı olarak şampiyonluğa yakın playoff'un sonuna kadar gidebilecek takımlar. Diğer turların hepsindeki eşleşmelerdeki takımlarda hep bir değişken, hep bir sorun. stabil kalamama, geçmiş yıllara göre en iyi yaptıkları şeylerde değişiklikler vesaire vesaire bir ton Farklılık var bunların hepsini eşleşmelerde konuşacağız Deyip girişi yapıyorum Ve e, Doğu ile başlayacağız Doğu'nun 1-8 eşleşmesiyle Videoya girelim Evet Milwaukee Bucks Miami Heat 1-8 eşleşmesi Doğu'da Bu eşleşmeye girmeden önce bir hatırlatma daha yapacağım Evet ilk gün maçları oynandı evet, Sonuçlardan haberim var ama bu sonuçları e, bu videonun parçası olarak değerlendirmeden e, Analizleri yapacağım o yüzden hani orayı yani ilk gün olan şeylerle ilgili bilgiler ya da işte oyun sakat olup oynayan oyuncularla ilgili ya şu olabilir bu olabilir dediğimde şaşırmayın. E, kafanız karışmasın yani. İlk gün maçlarını bilsem de onlar oynanmamış gibi bu videoda devam edeceğim. Gelelim Milwaukee Bucks Miami eşleşmesine Eee Milwaukee Bucks'ta Heat'in sezondaki oynadığı maçlar arasında iki ikilik bir eşitlik var. E, onun dışında Milwaukee belki de bu sezonun e, da son 3-4 sezonun Üzerine konuşması kolay takımlarından bir hani bunu şu yüzden söylüyorum gerçekten çok stabil bir kadroları var. Buna eklemeler, çıkarmalar yapıyorlar yıllardır. Bu parçaların hepsi birbirine uyum sağladı. Eklemeler, çıkarmalar oldu, sakatlıklar oldu. Playoff'ta tahsizlikler oldu, şampiyonluk geldi. Doğu'da finaller oynandı ve bugüne geldiler. Şimdi bu sezonda yine kadroyu daha da derinleştirdiler. Jay Crowder gibi, Ingles gibi oyunculara eklediler. Bunlardan e, çok iyi e, verim alabiliyorlar. Üzerine e, Lopez'in savunma katkısı geçmiş yıllara göre çok çok daha iyi bir seviyeye geldi ama hala eksiklikleri var tabi e, Bu sezon en iyi savunma savunmacısı arasında da e, güçlü adaylardan biri Lopez. E tabii onun sıkıntısı yıllardır olduğu gibi işte pick and roll'lerde e, hızlı bir şutör geldiğinde pick and roll'de orada drop'ta kalması her zaman tehlikeli ya da orada hızlı bir oyuncu varsa drop'ta kalması tehlikeli. Ama e, eğer kısa oyuncular ki işte burada en büyük avantajı ortaya çıkıyor e, Milwaukee Bucks'ın özellikle de Jrue Holiday burada işte yine Grayson Allen bu kısaların hepsi bir şekilde Javon Carter bunlar pick and roll'de screen'den hızlıca sıyrılmayı hedefliyorlar. İşte yıllardır değişen önemli konulardan da biri bu. Ee, i̇lk başlarda ne görüyorduk? İşte screen'lerde devamlı switch yapmak daha avantajlı geliyordu. Bir noktadan sonra burada ciddi e, rakipler avantaj yaratmaya başladılar. Savunma dezavantajlı duruma düşmeye başladı. E, rakibe göre sıkıştırma deniyorsunuz, drop deniyorsunuz. E, show up deniyorsunuz, recover ediyorsunuz. Bir ton seçenek var elinizin altında. Ama artık e, koçlar, e, bunu geçen sene de belirtmiştim, daha hibrit bakıyorlar savunma olayına. Burada da Milwaukee'nin önceliği screen'den kurtulmak, burada Lopez'i bir rahatlatmak ki oyuncu özellikle screen'den kurtulduktan sonra Lopez'in üstüne sürmek. Burada çok kritik çünkü Lopez şu anda ligin en çok e, orta mesafe ve çember e, boyalı alan çevresinde şut e, kontest eden oyuncusu e, çok acayip burada. E, çok fazla tehdit yaratıyor savunmada. O yüzden onu olabildiğince dışarı yüksek sprintlerde dışarı çekmek rakip için her zaman avantajlı. Ha diyeceksiniz ki Miami'nin burada böyle bir gücü var mı? Pek yok. Yani Jim Butler zaten o kadar uzun mesafeli bir oyuncu değil. E, burada Strauss gibi oyuncular da zaten pick and rollü müthiş oynayacak adamlar değil. Love eski eski formunda değil. Belki 3-4 sene önceki Love olsa burayı zorlayabilirdi. E, ya da işte Miami'nin e, Baxley de o meşhur sene olsa belki üçlük performans olarak biraz daha zorlayabilirlerdi. Bunlar hiçbirini yapabilecek durumda değiller. Bu da Milwaukee'nin ekmeğine yağ sürüyor. Tersi gibi de hücum tarafında üçlük isabetinde bu sezon çok ekstra oynayan oyuncuları var. Ingles yüzde 41 ile atıyor, Grayson yüzde 40 ile atıyor, Javon Carter yüzde 42 ile atıyor ve yüzde pardon yaklaşık 15 isabetle 14.8 isabetle de üçlük isabetiyle de e, ligin dördüncü sırasındalar ve yüzde 37 ile üçlük atıyorlar. Ve bunun en büyük nedenlerinden biri de aslında bu kadar rahat üçlük yaratabilme bile, bilme nedenlerinden biri de aslında Yanis'in yarattığı ağırlık merkezi. Zaten yıllardır bunu kullanıyorlar. Burada aslında biraz kendimi tekrar edeceğim. Ee, çünkü Yanis'le ilgili çok değişen bir şey yok. Hep aynı hataları yapıyor, aynı şeyleri iyi yapıyor. Aynı hataları yapmakta ısrar ediyor. Bu hataları yapmaktan vazgeçtiğinde Milwaukee çok rahatlıyor. Nedir bu hatalar? Birincisi devamlı tepeden çembere gitmeye çalışması Tam tepeden çembeye gitmeye çalıştı iki taraftan da yardım çok rahat getiriyor rakipler. Ha yine diyeceksiniz ki burada Miami'nin zaten ne kadar iyi yardım opsiyonları. Evet burada savunmaları e, defensive rating olarak ligin son döneminde 7 ile 10 arasında gidip gelseler de sıra olarak geçmiş yıllara göre e, daha kötü durumdalar. Miami çünkü savunmasıyla çok öne çıkan bir takımdı. Bu sene o kadar burayı baskılayamıyorlar. Özellikle Kevin Love beklemesiyle İstediklerini çok alamadılar. Geçmiş yıllarda burada mesela Jay Crowder gibi e, parçalar vardı. Takır gibi parçalar vardı. Bunların hepsi çok faydalı oluyordu. Özellikle Milwaukee'ye karşı oynarken. Şimdi bu tarz oyuncular hiçbiri yok. Burada elindeki en el 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 güçlü opsiyon Adebayo ve e, kenardan gelen Martin. Yani bu iki oyuncu dışında e, Yanis'e yani Caleb Martin ve Adebayo dışında Yanis'e yanıt verebilecekleri ciddi bir opsiyonları yok. Burada diğer opsiyon tabii ki Jim Butler kalıyor savunma tarafında ama Jim Butler da artık biraz daha yaşlandı ve ben sahada daha stresli görüyorum onu özellikle play-in maçlarında ilk atlanta maçında bu çok belli oldu. Baya stresli gözüküyordu o maçta ee, öyle olunca da hücumdaki verimliliği düşüyor topu bırakmak istiyor topu bırakabileceği kimse olmuyor Allah'tan atlanta maçının ikinci yarısında Lowry biraz iyi oynadı o bölümü iyi geçtiler baskıyı arttırdılar ee, Jim Butler daha rahat topsuz oyunlarla da çembere gidebildi. Bu stresini de nereden anlıyorum bu arada? Özellikle Atlanta maçı, yine maçının yine play-in maçının 7-8 play-in maçının ilk yarısında o kadar kolay topları çemberde bitiremedi ki yani boyalı alanda aldı ki bunları bitirmemesine imkan yok normalde. Gerçekten şaşırtıcıydı. Çok hissediliyor artık yani Ve bu takıma da yansıyor bu durum. Ee, yani takımın böyle e, çok sevilen bir parçası bir yandan ama çok o stresli olduğunda o kötü oynadığında bu direkt takıma yansıyor. Ve Miami'de şöyle bir durum var. Ee, Butler'da bu düşüş olduğunda Takımı ekstra ileri çıkaracak, mental olarak yükseltecek, o gazı tekrar verecek bir isimde maalesef yok. Yani Miami burada ne bunu Tahir odan bulabiliyor, ne lavriden bulabiliyor, ne Adebayo'dan bulabiliyor. Hiçbiri böyle oyuncular değiller. O yüzden günün sonunda gelip e, tıkandıkları yer Butler'ın eli oluyor. Bunu da Bulls maçında aslında iyi kullandılar. Bulls maçı da Atlanta maçının tersine e, çok daha baskılı, istekli. Eski Miami'ye yakın ve Butler'ın tamamen maçın son bölümünü... Da büyük bölümünü kontrol ettiği bir şekilde oynadılar. Tabi bunu sadece asist sayıları olarak söylemiyorum, yani genel e, hücumdaki e, ilk top kullanımı, dan sonraki bütün rotasyon aslında Butler'ın kararları e, çerçevesinde şekillendi. Yani böyle baktığımda Miami'nin işi şey, evet, hani geçmiş yıllara göre e, Milwaukee'ye karşı çok zor Karşılarında Daha derin bir kadro, ligin en iyi 6. oyuncu adaylarından birine sahip bir kadro, Bobby Portis. ...geçmiş yıllara göre çok iyi oynuyor. Çok yüzleri üçlük atan bir kadro. Yani Lopez de bu sene yüzde %37 ile atıyor ki iç dış... roll'de Rol'de, and Pop'ta çok etkili oynamaya başladı. Savunma etkisi daha farklı. O yüzden Bucks'a karşı açıkçası bu seriyi çok da uzatabileceğim... ...bir detay bana vermiyor Miami. İki takımın sakatlık olarak da çok ciddi bir sakatlığı yok. İki takım da sağlıklı giriyor. Middleton sezon içinde sakatlıktan döndükten sonra... Bir süre kenardan başladı artık süreleri arttı ve ilk beşe döndü. Onun performansı tabi yine geçmiş yıllarda olduğu gibi işte özellikle Yanis kenardayken e, ya da Holiday kenardayken e, özellikle takımın rotasyonda sürüklemesi açısından çok kritik. Onun e, üçlükler girmediğinde, takım çembere gidemedi gidemediğinde bulacağı orta mesafeler Box'ı her zaman çok rahatlatıyor. Evet bir ana strateji olarak orta mesafe çok sevdiğim bir şey değil hala bir koç gözüyle ama cidden çok faydalı gerektiğinde çok faydalı yani gerektiğinde kullanırsanız Middleton gibi de bir oyuncunuz varsa neden olmasın e, genel olarak e, bu serinin sonucunu tahmin etmeye çalışırsam da ki tahmin şunu da ekleyeyim bu arada her sene zaten bu bende büyük stres yaratmaya başladı. <laughs> yani her sezon sanki böyle e, bu tahminlermiş gibi sadece playoff'lar bazen yaklaşılabiliyor ben pek öyle yaklaşmak istemiyorum aslında iki takımın birbirine göre eşleşme avantajını, dezavantajını konuşmak çok daha sağlıklı. Çünkü sezon ne kadar yoğunlaşırsa playofflardaki değişkenler de o kadar artıyor. Sakatlıklar, form düşüşleri, deplasman performansları çok etkileyebiliyor serileri. O yüzden çok sert öngörüler yapmak zor. Ama bu seri özelinde 1-8 eşleşmesi, Miami'nin durumu ortada. Bucks'ın geçmiş yıllardan beri stabil bir şekilde gelmesi ortada o yüzden bu seri için tahminim 4-1 Miami sahasında bir maç koparabilir Bucks'tan Bucks'ın Box dalgalandığı bir günde onun dışında onlar için çok zor bir seri olacak Bucks için de belki de beklediğinden bile daha rahat geçebilir bu seri deyip 2-7 eşleşmesine geçelim. Evet 2-7 eşleşmesi de Boston Celtics'i Atlanta Hawks arasında oldu. Atlanta play'in maçlarının ilkinde Miami yenip 7. olup play'inden play-off'lara kaldı. Kötü bir Miami yakaladılar. Şanslılardı ama eşleştikleri takım belki de play-off'ların en iddialı takımlarından biri. Onlar için bu çok şanslı bir durum değil. Normal sezonda Boston Atlanta'yı 3 kere yendi. 3-0'lık bir durum var. Joe Mazzulla bu sene Udoka'nın yerine gelip bastında bazı şeyleri biraz değiştirdi. Mesela geçen sezon özellikle Udoka Boston savunmasını kenardan çok sert, direktifle ve daha böyle takım üzerinde kontrolü hissettirerek yapıyordu. Mazzulla biraz daha farklı burada özellikle Hücumda bence takımı çok rahatlatmış durumda. Odaka'nın buradaki bakış açısından daha farklı bir bakışı var. Daha serbest bırakıyor. Daha akıcı bir hücum yaratmalarına izin veriyor. Ve bu da Boston Celtics'in özellikle form durumları da yükselince, mental olarak da iyi durumda olunca müthiş bir hale getirdi. Ve sezonun en çok üçlük isabeti olan ikinci takımı durumuna geldiler. Birinci sırada Golden State var. ikinci sırada Boston maç başına 16 üçlük atıyor. Ee, müthiş durumdalar burada. Ve daha da önemlisi buradaki yüzdeleri. Yani Tatum 3.23'lük buluyor %35'le atıyor. Brown burada en çok sırıtan isim %33.5'le atıyor 2.4 isabetle. Horford 2.3 isabet %44.5'le atıyor. Bragdon keza kenardan gelip yine ligin en iyi 6. oyuncusu adayım benim de. E, orada ödül almasını bekliyorum açıkçası. 2 isabetle %44.4'le atıyor. Derek White keza %38'de, Sam Hauser %41'de, Grant Williams'te oynadığı maçlarda e, rotasyona göre %39.5'la 1.5 isabet bulabiliyor. İnanılmaz yüzler oynuyorlar. Burada sırıtan oyunculardan biri yine biraz Smart. Smart da burada 2 isabet bulmasına rağmen %33 de atıyor. Gerçi burada Smart da Brown'un rolü biraz daha farklı. Yani takımın tabii ki ana sürükleyici Tatum ama bu takımın şöyle bir farkı var. Ben burada e, biraz daha konuya ...yıldız gücü tarafından bakmak yerine aslında Tatum'un mütevazine değinerek gireceğim. Hani geçen sezon finallerde de bu çok konuşulmuştu. Boston Celtics'i şampiyon yapacak, finalleri sürükleyecek yıldız mı Tatum diye. Yani buradaki yıldız bakışınıza bağlı. Yani benim sevdiğim yıldız tipi aslında Tatum gibi. Yani takımı kötü oynadığında da düşürmeyecek bir yıldız. Ya ben kötü oynuyorum o zaman daha çok top atayım. Fazla asist yapmayayım. Daha işte savunmaya bırakıp tahmin hücuma odaklanayım... Ve bunun sonucu daha fazla hata yol açar. Takımın bütün e, harmonisini bozar. Böyle bir kafa yapısı yok. Tatum geçen sezonda kötü oynadığı maçlarda... ...mesela özellikle ilk tur eşleşmesi, bu, bu eşleşmesi olan Brooklyn Nets serisinde... ...en kötü oynadığı maçta bile e, oyun yönlendirmeye yönelip... ...sağ içerisinde takım başka bir seviye çevirmişti. Burada çok iyi bir denge yakaladı Joe Mazzola takımla. Yani Tatum'un e, dış ve çember etkisine e, dengeleyen oyuncular özellikle Smart ve Brown. Brown'un daha da burada öne çıkan orta mesafe yoğunluğu ve buradaki etkisi. Çembere gitme ısrarı. Bu ikisi takımı çok iyi dengeliyor ve 5 dışarı çıkabildiklerinde Robert Williams kenardayken, Horford içerideyken de ikisi birlikte oynarken de Robert Williams çok iyi bir çöpçü. Yani çok sırıtmıyor burada dış şut bulmaması zaten. Takımda tek şut atamayan oyuncu o. O da atsa zaten çıldırırlar yani. Ee, çok iyi dengeliyorlar. Müthiş ağırlık merkezi değiştiriyor. Yani Brown e, boyalı alana yakın bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Tatum dışarıda çok net bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Yani Rakip savunmayı oyunun her anında şaşırtabilecek bir rotasyonları var. Ee, çok e, hareketli kalabiliyorlar ve Bu hareketlilik hadi bakalım yani şu anlaşılmayabiliyor bazen işte. Hadi. Herkes koşsun abi. Hadi sen şimdi dibe kat et. Sen topa doğru kat et. Hayır abi sen pası ver başka yöne git işte zayıf taraftaki screenler çalıştı mı çalışmadım dur abi onu bekle bakalım bir 5 saniyeyi kaybettik. Hadi tekrar tepeye dönelim oynayamadık. Ya bu kayıpların hiçbirini yaşamıyorlar çünkü spacing uyumu müthiş durumda bastığında. Eğer playofflarda bu bozulmazsa müthiş rahat hareket ediyorlar. Herkes birbirinin ne yapacağını çok hakim. İşte böyle olunca da e, rakip savunmayı devamlı şaşırtabiliyorsunuz. Mesela bir önceki seriden örnek verebilirsem Miami'de bu yok. Yani Miami'de rakibi şaşırtabilecek hiçbir şey yok. Yani ya işte Butler bir şeyler yapacak. Ya belki boyalanan Adebayo bir atak edecek. Ya da lavri bakalım o da eski Lowry gibi oynarsa göreceğiz bir şeyler gibi bir durumdalar. E, Tyler Hero da mesela bu oyuncu olamadı. Burada Boston'da kenardan gelen Bragdon bile bu konuda çok e, etkili. Derek White keza öyle. Kenardan gelen... E, Sam Hauser, Grant Williams'ı yine rotasyonlara göre iyi kullanabiliyorlar. Elinde çok opsiyon var. Şimdi onun dışında öne çıkan e, istatistiklerden bazıları Boston'la ilgili e, New York Knicks ya playoff takımları arasında e, Atlanta Knicks ve Cavaliers'tan sonra en az turnover yapan takım yani çok az top kaybı oynuyorlar. 13.4 top kaybı yapıyorlar. E, çemberde çok fazla pozisyon bulamıyorlar. Bu arada bu biraz ilginç yani burayı çok tercih etmiyorlar anlamında demiyorum ama çembere gittikleri anlar genelde dışarıda yarattıkları ağırlık merkezi sonucu savunmanın onlara yaklaşması ve üçlük bulamalarından sonra başlıyor. Yani birinci de opsiyonları değil. Zaten 29.7 denemeyle 25. sıradalar ama iyi yanı şu 68.8 ile bitiriyorlar. Burada 6. sıradalar. Yani eski Golden State gibi. Eski Golden State'de hatırlarsınız. Çok az üçlük yani ligin aslında ortalamasına göre daha az üçlük dener. Çok yüzdeli atarlardı. Şimdi çok deniyorlar, çok atıyorlar, çok yüzdeli atıyorlar yine. Ama daha farklılardı. Burada aynı durum Boston'da var. Onlar çemberde bunu yapıyorlar. Çembere diğer takımlara göre nispeten daha az gidiyorlar ama çok yüzdeli bitiriyorlar. Çünkü rakip savunmayı çok fazla böyle bir bahar çiçeği gibi açabiliyorlar. Bu çok kritik. Savunmayı siz ne kadar e, kapatıp yoğun hale getirirseniz çembere ulaşma, ulaşmanız zor olur. Boston bunun tam tersini yapıyor. Savunmayı açıp çembere rahat gittiğinde daha yüzleri bitirebiliyor. E, yarı sahada da açık sahada da. Onun dışında takımda herkes pas dolaşımının bir parçası. Bu da çok önemli bir özellik. Bunu yapabilen çok az takım var. E, mesela bunlardan biri bir şekilde New York New York serisine de geleceğim. E, bu playoff'ların en zor eşleşmelerinden biri bence. E, onun dışında takımda bu pas dolaşımının herkesin parçası olmasının sonucu asistlere de yansıyor. Smart 6.3 asist takımın lideri. Sonraki ondan sonra dizilen 5 oyuncu 3 ve üstü asist yapıyor takımda. Burada en öne çıkan oyuncu yine Tatum 4.6 ile ki benim eski Bastına bir sene önceki bastına bakışım Tatum'ın oyun yönlendirme ve asist sayısı olarak daha öne çıkmasıydı. Mazula bu baskıyı ona yıkmadı. E, takıma dağıttı ve bu aralıkta Tatum'u öne çıkardı. Bu çok büyük bir başarı. Tatum bunu artık oyunun doğal bir parçası gibi yapıyor. Çok iyi seçiyor. E, bu playoff'larda da geçmiş yıllara göre üstüne koyup e, oyunu ve takımı kritik anlarda çok iyi yönlendirebileceğini düşünüyorum. E, üçlük savunmasında da üçüncü sıradalar. Savunma tarafına geldiğimizde ve playoff takımları arasında üçlük savunmasında Lakers birinci, Boston ikinci ee, rakibin efficient field golünde de savunmada Yine 3. sırada 1. sırada Bucks 2. sırada Memphis var. Savunma tarafında da e, Çok iyi durumlar ama burada bir riskleri var Bu da Robert Williams konusu. Robert Williams'ın sağlıklı kalması onların e, çember savunması için çok önemli Artı hücumda çöpçülük yapması için yani oradaki e, Off-ball oyunlara girmesi, hücum rebound toplaması, ikinci şans yaratması, Savunmada yardım getirmesi özellikle Horford'da oynarken, Horford'suz oynarken direkt çember savunmasının kritik bir parçası olması onlar için çok önemli. Evet burada eklemeler yaptılar ama hiçbiri Robert Williams'ın yaratacağı etkiye sahip değil. Ee, o yüzden Robert Williams'ın sağlıklı kalması Boston savunması için çok 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 önemli. Eğer ona bir şey olursa gerçekten özellikle doğu finaline geldiklerindeki bir aksilik olmazsa çok zorlanabilirler Robert Williams sakatlanırsa. Keza zaten burada iki önemli yıldızının yine çift yönlü oyuncu olabilmesi ve Brown ve Tatum gibi kanat savunması yapabilen oyunculara sahip olmaları çok büyük avantaj. Zaten bu avantaja bir de box sahip. Ee, onun dışındaki box sahip ama bakın hani geçmiş sene ufak bir değineyim. Ee, mesela Yanis sezonu çok daha rölantide geçti. Yani savunmada yer yer sezonda eski Yanis'i göremedik. Zaten hani genele yaysak en iyi savunmacı ödülünde ne Yanis'in ne Smart'ın Adı geçmiyor ama bunlar zaten hep savunma koordinasyonunun, takım savunmasının önemli parçaları. Yine playoff'lar geldiğinde en önemli parçaları. Ya da işte Tucker gibi e, oyuncular her zaman default, e, Holiday gibi savunmacılar default playoff'un en etkili savunmacı arasına giriyorlar. Ama burada işte sıkıntı e, eskisi kadar sezonu böyle etkin geçirmedikleri için, yani rörentiye aldıkları için... Yanis'in sallandığı yerler olmuştu. Yanis'in savunmada ısınması playoff'ta birazcık yavaş olabilir. Bu onlara belki Miami'ye karşı biraz sıkıntı yaratabilir. Bu örneği neden verdim? Aslında bu sorun pek gözükmüyor. Mesela Boston burada hani doğu finalinin adayı olarak da hani öne attığım için söylüyorum. Daha farklılar Bucks'a göre ve burada biraz daha kanat savunmasına daha sıcak girecekler. Atlanta tarafına geçersek, Atlanta tarafında ellerinde Okongu gibi yine benchten gelen ve benchten gelip en çok blok yapan oyunculardan biri var en çok sağ içi isabeti bulan takımlar 44.6 ile birinci sıradalar ama buradaki efficiencyleri düşük düşük çünkü üçlük isabetlerinde ciddi sıkıntı var playoff takımlar arasında üçlük isabeti en az en az olan iki takımdan biri diğeri de Lakers bu da efficiency yani verimliliklerini çok düşürüyor Mesela savunma tarafında ama boyalı alanda Miami'ye karşı çok iyi gözüktüler. Burayı bayağı kararttılar. Özellikle Okongu'nun, Capella'nın burada olması. John Collins'in bile burada hani müthiş olmasa da iyi yardım etmesi. Keza burada Hunter, Sadik Bey gibi iyi kanat savunmacının yardım getirebilmeleri. Boyalı alanı Miami için çok fena karartmıştı. Ama burada kritik olan dış savunmaları özellikle Boston'a karşı. Boston dediğim gibi hani ağırlığı boyalı alana öncelik daha doğrusu pardon düzelteyim önceliği oraya vermeyip e, bitirebiliyorlar demiştim. E, dış savunmaları çöktüğü anda zaten ve bastığında yüksek yüzleri dış şut bulduğu anda Atlanta için geçmiş olsun çok e, bastığı için çok kolay bir seri olur. Çünkü orada e, Trey Young'ı barındırmak çok çift yönlü bir bıçak. Yani onlu da olmuyor, da, onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor gibi bir durum var. Hatta biraz dedikodular seneye bir takas düşünülür mü gibi de oldu. Quinn Snyder gerçi onu bence bu yaz farklı bir seviyeye getirebilir. Quinn Snyder özellikle Donovan Mitchell'ı sağ dışı yönlendirmeleriyle mental seviyesini oyunu çok geliştirmişti. Özellikle çaylak döneminde. Tabi Trey Young'ın daha oturmuş alışkanlıkları var ve bu sene de kafa olarak çok kötü gözüktü. Dış şutlardaki tedirginliği her attığı şutta belli oluyor. Çok kötü bir performans sergiledi orada. Quinn Snyder belki biraz daha erken gelseydi bu takıma sezon başında olsaydı belki biraz daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama şu anda çok zor gözüküyor işleri. Ee, onun savunmada yaptığı pozitif bir şey var bu arada ondan bahsetmem lazım. Yani genel olarak zaten e, Atlanta'nın aslında boyalı alan çevresi, yardım savunması koru çok iyi hale geldi. İşte Kapela Okongwu, Sadik Bey, Hunter bunlar iyi savunma rotasyonu oluşturabiliyorlar. Bu kor içerisinde Trey Young'ın artık iyi yaptığı bir şey var. Özellikle savunduğu oyuncunun pas açısını daha iyi kontrol ediyor. O açıya top girdiğinde çalma ihtimali artıyor ya da o açının mesafesinde ya da yönünde kalarak pas akışını takımın bozabiliyor ama Boston o kadar hareketli bir takım ki oyunun yönünü devamlı değiştirebilecek bir takım zayıf tarafı çok iyi kullanabilecek bir takım yani Miami kadar hantal değiller o yüzden yangın da burada başı dönecektir ama bir yandan da yang mükemmel bir pick and roll oyuncusu acayip orta mesafeye giriyor çembere çok rahat gidiyor bütün uzunları kanat oyuncuların burada çok iyi kullanabiliyor ama Boston'a karşı gerçekten çok bir şansları yok Miami'ye karşı mesela büyük üstünü kurarken ciddi bir rebound farkı yaratmışlardı 22 hücum rebound almışlardı burada çok çok üstün gözükmüşlerdi ve buradan çok fazla ikinci şans sayısı bulup ekmeklerini taştan çıkarmışlardı Boston'a karşı bunu yapmaları çok zor gözüküyor. Boston burada bütün e, opsiyonlarıyla e, reboundlarda Atlanta'ya çok kolay e, ekmek çıkarmayacaktır. dedim ki bu seride de hani e, girebileceğim daha fazla bir detay yok. Atlanta'yı ben seneye görmek istiyorum. Quinn Snyder'ın gelmesi çok olumlu. Artık e, Trae Young oyununa farklı boyutlar katabilir. Savunmada belli bir şeyleri yaptırtmaya başladı. Tabi bu biraz şey de hissettiriyor. Yani Nate McMillan varken Trae Young biraz böyle ya işte sen git de bakarız gibiydi. O gittikten sonra bazı performansları zaten biraz takdire şayan açıkçası. Belki Queen Snyder, Snyder yakalayacağı sinerji işleri değiştirebilir. Yakalayamazsa da takas da edilebilir. Bakalım göreceğiz. Bu seri için e, bu arada ben Bak serisine tahmin yaptım. Yapmadım galiba. Dur, onu da söyleyeyim. Bak serisi için 4-1 e, kafamdaki tahmin. E, ama dediğim gibi zaten hani bu seri belki de bu playoffların en kolaylarından biri. Geza Boston için de yine 4-1'lik bir tahminim var. Atlanta Boston'ın kötü şut attığı, dış şut attığı, biraz çembere gitmekte, bitirmekte zorlandığı bir günü yakalarsa bir maç çalabilir. Yoksa seri 4-0'da olabilir ama 4-1 diyelim Atlanta'yı da çok üzmeyelim deyip bu seriyi de geçip 3-6 eşleşmesine geliyorum. Evet Doğu'da 3-6 eşleşmesi de Philadelphia 76ers'la Brooklyn Nets arasında olduğu. Yani bu seriyle ilgili aslında Nets için söyleyebileceğim çok az şey var. Önce onlardan başlayalım. Çünkü takım tamamen değişti. Yani sezondaki reytinglerini söyleyeyim desem sezon başı takım ayrı. All Star sonrası takım ayrı. Sezon sonu başka bir durumdalar falan. Hani gerçekten söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Onların reytingleriyle ilgili sezon boyunca. Çünkü koç bile farklı. Yani Jack Vaughn geldi ki Jack Vaughn bence çok iyi bir tercih oldu bu arada. Takımı tanıyan, bilen, geleceğini oluşturabilecek bir koç. Çok ee, doğru bir tercih oldu onlar için. Onun dışında tabii hani Philadelphia ile eşleşmemiş olsalardı belki biraz daha böyle batıdaki Kings gibi bir takımla eşleşmiş olsalardı şunu diyebilirdim. Ya kaybedecek bir şeyleri yok. Çok ilginç deneysel bir takım oldular. Biz e, çok öne çıkan bir All-Star power oyuncuları yok. Ama müthiş e, potansiyelli, stabil, savunmayı çok iyi yapabilecek. Yani şu an playoff'ta herkesin isteyeceği en az 3-4 savunmacı var takımda. Bir yandan da işte Bridges gibi kendini parlatabilecek, yine kaybedecek bir şey olmadığı için çok rahat oynayabilecek bir oyuncuları var. Böyle baktığında çok deneysel, tatlı bir takım. Açıkçası belki Fredelfi'yle eşleşmeseler ne yapacaklarını görmeyi daha çok isterdim. Ama çok zor. ben Simmons'ın da oynamıyor olması Philadelphia için büyük bir avantaj. Bilmiyorum Ben Simmons vardı hayatımızda ve şu an ne yapıyor bir fikrim yok. kurtulduk mu artık bilmiyorum. Bakalım seneye bir de Ben Simmons konusu yine açılacak mı onu da merak ediyorum. O yüzden hani bu seri için evet hani Nets kaybedecek bir şey olmadığı ve çok rahat olacağı için bir maç çalabilir belki ama çok da emin değilim. Philadelphia çok daha aç, istekli özellikle Embiid'in ee, bu MVP tartışmasına dolayı çok bilenerek girdiği, Harden'ın da keza saygı görmüyorum ben saygı göreceğim diye aslında bilenerek girdiği bir e, playoff olacak bu sezon. Ve Philadelphia e, ile ilgili öne çıkan bazı konularda e, Nets'i çok üzecek şekilde mesela burada iyi bir savunma takımı olsa da ya yani görüntü olarak iyi bir savunma e, yapabilecek bir takım görüntüsü verselerdi Nets olarak... Karşılarında bu savunmaya yanıt verebilecek çok fazla opsiyon olan bir takım var. Bir kere çok fazla faal olabiliyorlar. Ee, savunmayı faal e, sayısı olarak ciddi sıkıntıya sokma potansiyelleri var ve bütün kurguyu bozabilirler. En çok faal atışı kullanan 5. takım ve en yüzleri atan takım bu arada %83.5'la. Ee, ligin üçlük denemesi bakımından aslında en tepeste de değiller. 16. sıradalar ortalama 32.6 üçlük deniyorlar. Ama en yüzde atan takımı onlar 38.7 ile. Hücum reboundu yüzdesi biraz burada düşük. Burayı çok fazla zorlamıyorlar. Daha böyle savunmaya ağırlık veren Doug Rivers'ın hücum reboundlarını daha bıraktığı bir yapıları var. Bu da Philadelphia'nın özellikle geçiş savunmasında birazcık yorulmasına neden olabilir. Çünkü çok fazla burayı açtığınızda Nets'e alan verebilirsin. Ama de bunun açık sahayı devamlı size karşı zorlayacak bir yıldız olmaması Red evet, Erfiyan'ın işine gelecek bu seride. Onun dışında NBA'de yıllardır belki de yıllar sonra en iyi tamamlayan kısa var Harden. Harden zaten asist sayısı yaratmada birinci sırada 27.6 sayı. Pick and Roll, olarak 5.6 sayı kendi yaratıyor. Embiid de pick and Roll içerisindeki en iyi devrilen oyunculardan biri ve burada ligin açık ara lideri 8.2 sayıyla. Burada Aiton var ikinci sırada. O 5.8 sayı bulabiliyor. Ee, çok yüksek bir yüzdeyle oynuyor burada Embiid. %58 oynuyor. Piken roller üzerinden bulduğu şutları ki özellikle bunu zaten hani devamlı çembere devrilerek değil artık çok alıştığımız bir şekilde dirsek üstü, far line üstü biraz daha bazen piken and pop yapıp dışarıda bitirdiği toplar. Ee, ya da e, bu pick and roll'den sonra oynayamazsa low post'a tekrar e, give and go ile inip Orada denediyorlar ki ben aslında içeride yani dışarıdan içeri oynamasından çok içeride oynayan, yardım çeken ve buradaki pas dolaşımına da biraz katkı veren MB'yi daha çok görmek isterim. Ama çok görebilecek miyiz emin değilim özellikle net serisinde. Burada o kadar da pasör değil özellikle low post'a e, üzerine sıkıştırma geldiğinde ama yukarıda daha pasör. Özellikle bu şutlarına çok alıştığı için takımlar direkt yardım getirebiliyorlar. Rakip uzunun rakip uzunun e, yeteneklerine göre de tabii bu değişiyor çok hızlı yardım geldiği için de Embiid burayı biraz daha besleyebiliyor özellikle dış tarafı. Ee, köşe üçlüklerde mesela burada çok e, önemli iki oyuncuları var. E, Tobias Harris ve Takır Tucker gibi. Takır da özellikle bir değinmem lazım. Geçen sezona göre belki de en önemli et, eklemelerden biri. Onları savunmada çok rahat e, rahatlatacak bir opsiyon. Tabii umarım Miami'ye göre, Bucks'a göre daha iyi kullanabilirler. Bu konu daha ümitliyim Dark Rivers'tan onun dışında Tobias Harris de artık takımın bir e, rol o, rol oyuncusu oldu ve köşe üçlüklerde Harris'ta takır 135 denemede %40 isabetle oynuyorlar. Bu da onlar için çok büyük bir avantaj. Geçmiş yıllarda e, özellikle Simmons'ı barındırırken ya da dış şutu daha zayıf oyuncuları barındırırken çok zorlanıyorlardı bu konuda. Hiç olmayan oyuncuları. Artık bu zayıflıkları kalmadı. Ekstradan burada Max'i de buçukta dış şut atıyor. Ee, savunma tarafında dediğim gibi Sixers'ın belki de parçalara baktığımızda en işlevsel kadrosu buraya McDaniels'ı da eklediler. Takır eklendi. Melton özellikle kısa savunmasında çok büyük bir etken. O yüzden savunma tarafında belki de tek zayıflıkları tekrardan Max'in ilk 5'e dönmesi oldu. Burada Melton ilk 5'teyken çok daha etkili olabiliyordu ama tabii şunu da anlıyorum yani hücum olarak da Max'in olması ellerini çok rahatlatıyor bu arada. Evet Mert'in daha trendiye yakın bir oyuncu ve kısa bir oyuncu. Maxi açık sahayı da müthiş oynayıp bitirebildiği için Harden'ı rahatlatıyor. Bu açıdan çok önemli. Yani Harden'ın her zaman elini taşın altına sokma ihtiyacı olmadığı zaman kendi de rahatlıyor. Yarı sahada daha fazla yaratıyor. Daha az top kullanmayı kabul etmiş durumda. Harden şu anda zaten kariyerin en düşük sahiçi deneme sayısında %14.5'la. Ama bu da Philadelphia için çok büyük bir e, hücum gücü yaratıyor. Tam aksine çünkü çok daha yaratıcı bir e, hücum rotasyonları oluyor. E tekrar Embiid'e dönersek Embiid'in şurada da hakkını vermem lazım. Playoff'lar için belki de en kritik oyunculardan biri yine Embiid olacak. Şimdi Boston daha takım oyunuyla da hareket edildik. Milwaukee keza öyle. Mesela e, eller sıkıştığında Yanis e, uzak mesafedeki yaratıcı olamıyor ya da işte bitirici olamıyor. Tatum'un çok sallandığı anlar olabiliyor. Yine keza işte Denver'da yok içinde top kullanma sayıları maçı kazandıracak seviyelerde olmayabilir. Değişebilir. Zaten onu Denver Celtics'i konuşacağız. Bu örnekleri şu yüzden verdim. Embiid bu tarz yıldızların arasında bütün oyun tıkandığında, herkes durduğunda, bütün saatler durduğunda, bütün oyun tıkandığında atıyor abi. Yani onu onu durdurmak gerçekten çok zor. Saçma sapan şutları da atabiliyor. Çok zorladığı pozisyonlarda illa faal olabiliyor. Ama işte bunu daha kendini yıpratmadan yapması lazım. Geçmiş yıl playofflarındaki en büyük sorun buydu. Yani bir yerden sonra Dark Rivers'ın e, hücum mentalitesi at finke şekline dönünce NBA'de karşı çok zorlanıyorlar. Yıpranıyor, düşüyor, ayakta duramıyor. Ve turlar ilerledikçe de onun e, formunu çok etkiliyor bu durum. Ama evet hani oyun tıkandığında bunu yapması okey ama şimdi elinde Harden var, Maxi var. Hatta Maxi Harden'dan daha fazla top kullanıp, daha fazla skor atabileceği anlara da sahip olacaktır bu playoff'ta. O yüzden çok dikkatli olmaları lazım NBA'din ee, bu yaratıcılığında. Onun dışında Harden'a da tekrar gelirsem Harden'ın sezonda çok bahsettiği bu saygı konusunu da kazanmak istiyorsa o playoff'lar bu playoff'lar. Belki seneye başka bir takımda da olabilir Harden. Bilemiyorum ama gerçekten belki de şampiyonluk kazanma açısından ben saygı görmek istiyorum. Ben aslında takım olarak, takımı oynatma olarak da çok iyi durumdayım diyen bir oyuncu olmak istiyorsa bunu sözde değil göstererek kanıtlamak istiyorsa herhalde Harden için de önemli playofflar bu olacak deyip bu eşleşmeyi de bitiriyorum. Tahminim 4-0 bu seri için Philadelphia tarafına. Nets yani bir maç çalabilirse şöyle olabilir. İnanılmaz yüzleri, dış şut attıkları e, böyle Bridges'in delirdiği böyle e, 7-8 üçlük bulduğu Dinwiddie'nin Dallas dönemi gibi Sansa karşı oyunu dönem gibi çok yüzler oynadığı bir maç olur. Philadelphia'nın elindeki her şey çok kötü diyeceğim ama yani uzun rotasyonunda da NBA'de yanıt verebilecekleri çok bir şey yok. Burada yardım savunmasına çok dayanacaklar. O yüzden işleri çok zor. İki takımın da offensive ve defensive ratinglerine çok girmek istemiyorum. Dediğim gibi Philadelphia zaten çok belirsiz. E, Philadelphia tarafında da hani hücum reytingine belki bir değinebilirim. Zaten sezon boyunca 3. Sıra, sıradaydılar. Son 2 haftada 6. sıradaydılar ama dedim gibi artık son 2 hafta çok da bir şey e, ima etmeyebiliyor. Deyip bu seriyi de tamamlıyorum. E, ve Doğu'nun belki de en zor serisi olan 4-5 eşleşmesi e, Cleveland Cavaliers New York Knicks ...serisine geçiyoruz. Evet Doğu'nun en e, kımıl kımıl... ...en janjanlı aman doktor... ...başımız yanmasın serisi... ...belki de bu Cavaliers New York Knicks serisi. E, gerçi... ...geçmiş yıllarda da bu tarz seriler vardı ama... ...4-5 eşleşmelerde genelde böyle... ...daha birbirine yakın takımlar... E, ...olsa da bazı net değişkenler... ...olabildiği için... E, ...yorumcu olarak bizlere daha net... E, ...veriler verebiliyorlardı ve... ...kafamızda bazı şeyler daha iyi oturabiliyordu... Ama bu seri çok böyle Versus serisi gibi yani bir tarafta Donovan Mitchell, Garland bir tarafta işte Brunson, Julius Randle ikilisi daha farklı bir kısa rotasyonuyla buna savunma yanıtı verebilecek bir New York. Diğer tarafta e, çembere giden oyuncuna karşı işte Mobley ve Allen gibi iki tane ki Mobley bu sene bence savunmada çok ciddi bir çıkış yakaladı zaten en iyi savunma e, oyuncusu adayı da kendisi. Diğer tarafta Mitchell Robinson gibi boyalı alanda çok etkili hem hücumda offensive rebound olarak hem savunmada yaptığı o büyük çöpçülük ve e, rim protection olarak çok etkili bir isim var. Yani e, eşleşme olarak her şey çok belli sahada ama birbirlerine olan üstünlüklerini çok böyle e, daha sokak basketboluna yakın bir etkinlikte izleyebileceğimiz ...birebirin çok öne çıkacağı bir seri olacak gibi hissediliyor. Burada özellikle de Cleveland'ın... ...defensive rating'de sezonda birinci... ...son iki haftada altıncı olması... ...evet hani çok bir şey ifade etmeyebilir son iki hafta... ...ama sezonda genel olarak çok iyilerdi. Tabi burada ağırlık Mobley ve Allen üzerineydi ama... ...sezon içerisinde şunu belirtmem lazım... ...Donovan Mitchell'ın... ...tabii burada rakip hücumcuların da etkinliğine bağlı olarak savunma performansını yükselttiği dönemler oldu. Düştüğü dönemler oldu. Ama etkinliğini fena bir seviyede tutmadı. Evet hani öyle elit seviye bir savunmacı asla değil ama yer yer etkinliğini gördük. Diğer tarafta Garland da keza aynı şekilde ama bu iki oyuncu aslında kısa eşleşmesi olarak Cleveland'ın e, elini biraz daraltıyorlar savunmada. İşte burada e, yani Okoro biraz daha öne çıkabilecek bir oyuncu ama onun da hücum performansı çok sallantılı. Keza Bruce Stevens'ı kullanabiliyorlar. O da keza hücumda sallanan bir oyuncu. O yüzden kısa rotasyon savunmasında ve kanat savunmasında birazcık başları yanabiliyor burada. Ama diğer taraftan e, dediğim gibi iki tane çok e, mobli çok daha esnek bir savunmacı. Alanında çok iyi bir boy olan savunmacısı. Bu ikisinin etkinliğini çok iyi kullanabiliyorlar. Diğer tarafta New York'ta ise Quigley ve Grimes gibi e, kısa rotasyonda iyi savunma yapabilen oyuncular var. Üstüne bir de Hart eklediler. Hart ekten New York'un yıllardır yaptığı en akıllıca e, eklemelerden biri kadrosu Özellikle de playoff'a girerken. Onlar da Julius Randle savunmanın e, hatta R.J. Barrett'ta bu ikili savunmanın sallanan parçaları hatta R.J. Barrett hücumda da e, üzerine e, hala bir şey koyamıyor. Bunu da anlayamıyorum gerçekten. New York'un reytinglere baktığımızda da hücumda sezonda ikinci sıradaydılar. Son iki haftada birinci sıradalar. E, defensive reytingde de e, sezon 19 son iki haftada 18. Ama dediğim gibi bu reytinglerin dışında belki de bireysel olarak savunma parçaları... Bakımından son yılların e, New York kadrolar en işlevsel kadrosuna sahipler Dediğim gibi Grimes, Quigley, burada Hart, Keza, Mitchell Robinson bunların hepsi Savunmada çok efektif olabilen rakip kısalara çok sorun yaratabilecek Oyuncular Peki bu seride ne olacak ne fark yaratacak e, şimdi burada Önce e, Cavaliers tarafına bakalım hücumda zaten hani Donovan Mitchell da Garland daha böyle paylaşarak giderler diyorduk. Mitchell çok öne çıktı. Mitchell burada çok baskın oynamaya başladı. Açıkçası çok birbirine uyumlu görmüyorum. Ee, sezonda da çok görmedim. Birazcık sırayla oynadıkları bir oyun var ki bu beni çok e, mutlu etmez bir izleyici olarak da bir e, koç, coaching gözüyle baktığımda da. Ama bazen de böyle takımlara bu lazım. Belki de dengeyi böyle yakalayabiliyorsunuz. Garland biraz daha e, alan ve çevresine floater'ları atak ettiğinde ee, uzunları devreye sokma daha etkiliyken Mitchell daha bireysel oyunla etkili ama ben Mitchell'ın şu halini daha çok seviyorum onu söylemem lazım bunu yapınca da çok iyi oynuyor özellikle de pick and roll'lerde sıkıştırma geldiğinde o sıkıştırmayı delip çembere kadar giden topsuz oyunları e, oynadığında oyuncuları besleyen ki burada çok güzel bir detay var e, Cleveland Cavaliers'ın özellikle de katlar üzerinden yarattığı sayılarda ...ciddi bir e, efektifliği var. Bunu da özellikle Mitchell çok iyi besleyebiliyor. E, Boyal Atak oyunlarını... ...işte bu tarz bir kafa yapısıyla... ...oynadığında takım arkadaşlarına ...sadece kat edenler bakımından değil... ...dışarıda drive and kick yaratarak... ...yarattığı şutlarla da çok faydalı olabiliyor. Ama tabi burada işte ne kadar... E, iki, ...bu ikili dışında... ...ne kadar... E, ...yüzleri dış şutu... E, ...ana rotasyonda bulabilirler. Bu başka bir soru. Zaten burada Donovan Mitchell ve Garland... %38.6 ve 41 atıyor. Bunları genelde bireysel yaratıyorlar. Birbirlerine çok statik şut yaratmıyorlar. Bu biraz aslında tuhaf. Daha fazla yaratmalarını beklerdim açıkçası. Hatta bunu belki playofflarda yaparlarsa e, rakiplere daha fazla sorun yaratabilirler. Kenardan gelen Lover ve Cedi burada biraz daha etkin isimler. E, Lover %39'da, Cedi de %37'de atıyor üçlükleri Ki Cedi kenardan gelen oyuncu arasında efektifliği e, en iyi durumda olan oyunculardan biri savunma bakımından da eee bayağı bir şey katıyor ama onun dışında işte Markkanen'in gitmesi, Kevin Love hani Kevin Love belki çok büyük bir eksiklik değil ama işte Rubio'nun sakatlıktan dönüp hala eskisi gibi olmaması derken işte rotasyonda biraz elleri daralıyor. Yani Love'e, Cedi'ye, Rubio'ya e, ne bileyim işte kenardan gelecek bir Stevens'a, duruma göre Okoro'ya vesaire bunlara ne kadar güvenebilecekler hücumda buradan ne kadar e, yıldızlar tıkanında ekstra bulabilecekler çok büyük bir soru işareti bir Kristoff'un da kafasında bu soru işaretinin playofflara daha da büyüyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu ikilinin hücum performansına ve özellikle kenardan gelecek Jedi Lever'ın şut performansına çok dayanacaklar. Burada keza e, de ekstra atması gerekecek ki dışarıda hiç etkin bir oyuncu değil. Onda daha orta mesafe çember bitiriciliğine odaklanacaklar. İşte burada da karşılığında Naomi Mitchell var. Ee, yani Randall'ın buradaki zaafını e, da atak edebilirler. Ama bunu da Mobley'de ne kadar fazla yapabilirler? Bunu da seride göreceğiz. Şimdi bu seri dediğim gibi kafa kafaya gidecek bir seri ve clutch'ta çok çözülme ihtimali olan maç oynayacaklar. Ve clutch'ta sayı üretmede New York 4. sırada Cavaliers ise, 20, Cavaliers ise 21. sırada yani 4-3'e gitmesini kafamda kurguladığım bir seride New York burada gerçekten bir adım öne geçiyor. Özellikle Brunson'un geçen sene Doncic'in yanında çok efektif oynaması, Suns serisinde aldığı sorumluluğu çok iyi yerine getirmesi onu e, olgunluk olarak da tecrübe olarak da ciddi bir e, seviye atlamasına neden oldu. Ve şimdi de bunu New York'ta kullanacağına eminim çok zor maçlar olacak. Çok kafa kafa giden maçlar olacak. Belki çok ince nüansların değiştireceği bir seri olacak. Ve bu ortamda evet hani Donald Mitchell'ın da alacağı maçlar olacaktır. Ama Brunson, Randall ikilisinin ki yani burada şunu da söylemem lazım. Brunson'ın en büyük düşmanı Randall. Yani Cavaliers'ten biri değil. Çünkü Randall'ın şöyle bir tribi var sahada özellikle New York maçlarını izlerseniz göreceksiniz. Maç iyi gidiyor bile olsa Randall bir şekilde o kritik anda topu elinde istiyor. Alamayınca söyleniyor. Thibaut'u ile tartışıyor. Oyunculara trip atıyor. Ama maçı kazandı mı da en coşan o. Ya Biraz bu kafadan çıkamıyor. Ee, eğer bundan çıkarsa. Yani tamam abicim ben bugün kötü durumdayım. Zaten saçmalıyorum. Benim böyle işte 20-22 top atıp %30-35'lerde kaldığım berbat günümdeyim. Savunmada zaten kafam karışık. Ama sana zarar vermeyeceğim. Şimdi geçmiş yıllarda Randall böyle oynadığında fena tıkandılar. Kesinlikle üretecek kimse yok. Savunma zaten e, kısa rotasyonda rakibe yanıt veremiyor. Dağılıyorlardı. Zaten playofflarda pek ileri gidememişlerdi. Şimdi burada Brunson var ellerinde. Eğer Randall Brunson'un yoluna çomak sokmazsa Kılaça kalan bu maçları alıp New York seri 4-3'e götürebilir. Ama çomak sokarsa ve burada kötü oynarsa bak iyi de oynayabilir. Hakkını vereyim. Randall gerçekten bugün bu sezon özellikle dış şutlarda çok efektif oynadı. Daha yüzde oynadığı maçlarda New York'a tabii ki bir adım öne geçiriyor. Ama bu playoff. E Playoff'ta tıkandığınızda oyunla kavga ederseniz, inatlaşırsanız rakip size acımaz. Burada hemen e, zihniyeti değiştirmeniz lazım. Burada Thibaudu'nun ben bunu iyi yapacağına inanıyorum. o yüzden de eğer Randall kötü oynadığı maçlarda topu Brunson'a bırakırsa New York bu seriyi 4-3'te götürebilir. Peki seriyi 4-3'e götürebilme şansını başka ne arttıracak? Mitchell Robinson'dan bahsetmiştim. yani burada Mitchell Robinson etkisiyle toplam reboundlarda 46.6 ile 3. sıradalar 12.6 offensive rebound alıyorlar ve Mitchell Robinson burada Contested rebound almada yani o zor reboundları toplamada e, en öne çıkan isimlerden biri. E, ve buradan da ikinci şans yaratan ikinci uzun. E, en çok ikinci şans yaratan takımına eğer yani sadece kendi üretmesi bakımından değil... ...genel takıma yarattığı ikinci şans sayıları olarak çok etkili. Onun sakatlanmaması e, New York için çok kıymetli olacak. Onun dışında e, dediğim gibi Randall ve... Savunma iki farklı fenomen gibi. Bunun tibadunu da artık bu saatten sonra çözebileceği çok bir şey yok. Artık onu bir şekilde yedirmeye çalışacaklar. Ama burada bir dert daha var R.J. Barrett. R.J. Barrett da hadi savunma performansı sallanan bir oyuncu ama hücumda da yıllardır ki sezonda da New York konuşurken bundan bahsetmiştim. Gerçekten birebir oynama olarak özellikle işte sırtı dönük aldığında farklı opsiyonlarda zor şut yaratma olarak ya da işte tepeden yaptığı fake'lerden sonra üçlük fake'lerden sonra yaptığı ataklarda daha bitirici olarak çok bir şey eklemedi üstüne. Onu barındırmak bazen çok zor olabiliyor. Belki belki maçı bitirirken Barrett'ı kenara çekme ihtimali artabilir. Tibadu'nun bu da onun elini rahatlatabilir. Randal'ı çok kenarda tutabileceğini zannetmiyorum ama Barrett'ı alabilir burada. Artı zaten burada elinde çok iyi kısa var. Yani Kuyuklu ve Grimes üzerine de hard birleştiğinde. Yani bu ikili maçı bitirirken de maç içindeki içindeyken de çok faydalılar. Özellikle Grimes içeriden dışarıdan oynayabiliyor. Kuyuklu açık sağda müthiş. Yani e, bu iki kısanın varlığı Cleveland'a göre beni New York'u da bir adım öne geçiriyor. Burada Obi Topin'den de bir şeyler almaya başladılar. Onu da takdir etmek lazım. Dış şut olarak Obi Topin'in bir de kattığı ekstra bir hasıl var. Hani playoff'un kritik oyuncusu olmaz ama onun yaratacağı ekstra mesela e, böyle bir enerjik, atletik dış olarak ekstra Cleveland'da pek karşılığı yok. New York burada da bir bir adım avantaja sahip. Seriye dönersem, yani bu seriyi tahmin etmek gerçekten çok zor ama dediğim gibi Cleveland nasıl kazanır bu seriyi? Daniel Mitchell Tepe Piken rollerinde, double'larda savunmayı deler. Boyalan ataklarını arttırır. Tembel orta mesafelere sıkışmaz. Takım arkadaşlarını daha çok oynatır. Çember ataklarını sıklaştırır. Burada daha fazla faal olur. Rakip savunmayı zorlarsa, Cleveland öne gider. Hatta burada Garland'la belki biraz daha uyumlu olurlarsa, birbirlerini beslerlerse ki, Garland da sezonun içerisinde %40'ın üstünde üçlük atıyor. Özellikle statik şutları çok rahat sokabilir. Birbirlerini beslerlerse, İbre 4-3 Cleveland'a kayabilir. Ama diğer yandan Randall oyunla didişmez Bransını öne çıkmasına izin verirse artı olarak kenardan gelecek oyuncularla hücum katkısını belli bir stabilitede tutabilirse bodu bütün İbre New York'a 4-3 kayabilir. Yani çok 4-3 bir seri canlanıyor kafamda. Çok fazla clutch maçı canlanıyor. O yüzden yani kişisel buradaki tahminim New York 4-3 ama çok gitgeli olan bir seri izleyeceğiz. Çok da keyifli bir seri olacak gibi duruyor deyip Doğu'yu tamamlıyoruz. Doğu bitti. Şimdi Batı'ya geçeceğim. Batı da işler çok karışık. Yani 1-8-2-7 eşleşmeleri dışında değil hadi 1-8 nispeten kolay bir eşleşme desek de diğer eşleşmenin hepsi çok zor duruyor kağıt üstünde. Birazdan bütün detaylarını konuşacağız.